gazeteci İsmail Saymaz'ın ne yaptığını ben anlayamadım, çözemedim. Konuya hemen girelim. Gazeteci İsmail Saymaz bir yazı yazdı. Yazıda diyor ki işte AKP yeni bir yasa çıkarttı. Denetim yasası. İşte herkesi dışarıya salıyor. Bütün mahkumları dışarıya salıyor. Sonra da işte bu mahkumlara diyor ki hiçbir sorumluluğunuz yok. Sadece suç işlemeyin diyor. Yani İsmail Saymaz açıkça diyor ki işte bu 100 bin, 150 bin kişi dışarıya çıktı. Elleri kollarını sallaya sallaya. Bakın arkadaşlar, çıkışa ben de karşıyım. Affa ben karşıyım. Çünkü ben bugüne kadar suç işlemedim. Zaten yüz kızartıcı bir suçum yok. Hep suçlarım hakaret suçları. Bu arada 61 tane beraat aldım. Yani bugün itibariyle 61. beraat alarak dünya rekoru kırdım. Şimdi İsmail Saymaz'ın iddiası şu. AKP bir yasa çıkarttı. Bu yasada işte herkesi dışarıya saldı. Hiçbir yükümlülük vermedi. Öyle diyor İsmail Saymaz. Şimdi İsmail Saymaz'ın yazısına bakalım. Sözcü gazetesi. Tarihini de söyleyeceğim. İnternette var bu yazı. Arşivde var, Sözcü arşivinde. 7 Ağustos 2023 gazetesi. 7 Ağustos. Açıyoruz. Bakın, ucuz adalet kuyruğu diyor. İsmail Saymaz'ın ucuz adalet kuyruğu başlıklı yazısına bir bakalım. Diyor ki burada, tedbir yok uyarı var. Örtülü afla tahliye edilenler denetimli serbestlik müdürlükleri önünde erken saatlerden itibaren kuyruk oluşturuyor. Yoğunluk azalma bilmiyor. Buraya kadar doğru. Başvuranlara koşullu salı verme tarihine kadar yükümlülük verilmiyor. Suça karışmayın diye uyarıyorlar, o kadar. Bir daha okuyorum. Başvuranlara koşullu salı verme tarihine kadar yükümlülük verilmiyor. Suça karışmayın diye uyarıyorlar, o kadar. Ya İsmail Saymaz, yani AKP'yi kötüleyeceksin de, AKP'yi kötüleyecek bir sürü şey var zaten bu ülkede. Yani ben şu anda hapse girmenin eşiğindeyim. Haftada 7 gün imzam var karakola. Sigortalı iş bulamadığım için, çünkü vermiyorlar sigortalı iş. Cumhurbaşkanına hakaret suçu diyorlar, vermiyorlar. Eroinman olsan gel çalış diyorlar adamlar. Yaşadık bunları. Sabah 8.30, öğlen 12.30'a kadar camide çalışacağım ben. Sonra imza vereceğim ve saat 9'dan sonra, akşamları saat 9'dan sonra sabah 7'ye kadar ev hapsim var benim. Ve bunlar bir yıl sürecek İsmail Saymaz. Ama sen ne diyorsun yazında? Hiçbir yükümlülükleri yok diyorsun. Hiçbir yükümlülük yok diyorsun. Yani mesela beni saldılar. Sadece suç işlemedim dediler. Yahu İsmail Saymaz, sen araştırmacı gazeteci değil misin? Nasıl haber yapıyorsun yahu? Bir araştır.